Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere bir pastel makyaj yapmaya karar verdim. Hangi ürünleri kullandığımı merak ediyorsanız, bu makyajı nasıl yaptığımı merak ediyorsanız lütfen izlemeye devam edin. Gördüğünüz üzere baz makyajımı bitirmiş oldum. Bunu şimdi hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Etmeden önce ilk olarak baz ürünlerimi göstermek istiyorum. Kısaca ne kullandığımı. Kaşlarım için Anastasia Beverly Hills'in kaş kalemini ve kaş jelini kullandım şu şekilde. Bu aralar sivilcelenmelerim yine fazla olduğu için NYX'in Color Correcting ürünlerini kullandım.
Yeşil olanı sivilcelerimin kırmızılığı geçsin diye kullandım. Mor olanı gözlerimin altına kullandım. Kararmayı biraz daha açsın diye. Sarı olanı da ağzımın etrafına kullandım. Hafif kararmalar olduğu için. Baz olarak The Professional Hydrate Primer'ını kullandım. Yani Professional bazı ama nemlendirici olan bu. Ve tabii ki fondöten uyguladım. Bunun için Lancôme'un Ta Idol Ultra Wear fondötenini kullandım. Bendeki rengi 0.25. Kapatıcı olarak da Tarte'ın Shape Tape ürünü kullandım. Duymayan kalmamıştır galiba. 22N Light Neutral rengi bendeki. Ve göz kapağım için de bir baz kullandım. Bu LA Girl'ün Pro Conceal. Düz beyaz bir kapatıcı bu. Bunu neden kullandım derseniz, haliyle pastel farlarla çalışacağım için bugün pastel farlar normal kapatıcımın üstünde bu kadar pigmentli durmayacak diye bir beyaz kapatıcı kullanmak istedim ki pigmentasyonu bir tık daha canlı olsun. Bir de pudra kullandım tabii ki. Bu Ellen Beatrix'in Loose pudrası. Transparent Natural 1 numaralı. Ellen Beatrix, Max Factor aslında aynı marka denebilir. Yani Max Factor reyonunda bulabilirsiniz aslında bu ürünü. Bunları da gösterdiğime göre bence hemen gözümle başlayabilirim. Bugün Beauty Bay markasının Pastel Pastels paleti daha doğrusu bu ürünü kullanacağım. Çok pahalı bir palet değil. Sanırsam 10 euro civarı bir fiyatı var. Renkleri de şöyle göstereyim. Gerçekten tatlı bir palet. O yüzden hemen başlamak istiyorum. İlk olarak Lovesick rengiyle başlıyorum. Şu pembe olan. Bunu büyük bir fırçayla şekilde gözüme uyguluyorum. Euphoria rengiyle devam edeceğim. Cloud Free rengiyle devam edeceğim. Bir fırça arıyorum hemen. Ya pastel renkler olduğu için haliyle maalesef aşırı tozutuyor farlar. Gayet doğal. Beyaz bir göz kalemi kullanıyorum. Mavinin biraz daha ortaya çıkması için. Ve tabii ki eyeliner da kullanacağım. Suva Beauty'nin bir paletini kullanacağım. Bu yine Beauty Bay'de satılan bir marka. Beauty Bay sanırsam Türkiye'de yolluyor ürünlerini. Çünkü Türkiye seçeneği vardı baktığımda. Bunu da söylemiş olayım. Şöyle bir palet. Bunlar sert eyeliner. Suyla karıştırdığınızda normal sıvı bir eyeliner haline geliyor. Fırçası da var hatta. Aynen. Bu fırçası da yanında geliyor. Gördüğünüz üzere çok ince bir ucu var. Küçük bir aynası da var burada. Ben termal su alıyorum. Tabii ilk olarak hangi rengi kullanacağım ona bir karar vereyim. Kesinlikle şu pembe olanı kullanacağım. Bunun adı Bubble Bath. Mini Monster rengini de kullanma ihtimalim var mavi olan. İlk olarak ama pembeyle başlamak istiyorum. Termal suyumla sıktım içine. Termal su kullanmak zorunda değilsiniz. Normal direkt yani normal suyla aktive oluyor bu eyelinerlar. İlk olarak yarıya kadar çektim. Bu arada bu eyelinerlar siyah ışıkta parlıyor. Onu da söyleyeyim. Yani disco party.
Şu an pek mümkün değil koronada ama. Bence siyah ışığa gerek yok. Bence evet, böyle de parlıyor. Yarısına kadar çektim. Diğer yarısını çünkü maviyle devam edeceğim. Bunun için fırçamı kısaca temizliyorum. Ve az önce gösterdiğim mavi renge sıkıyorum biraz daha. Ondan sonra kurutmak gerekiyor mu acaba? Kendiliğinden kuruyor. Ya bozulma yapmaz. Ne kadar? 24 aya kadar taze kalıyormuş. Ondan sonra bilemem. Şimdilik bir şey söyleyemem. Benimki daha 24 aylık değil çünkü. Ama kuruyor yani. Onun garantisini verebilirim. Teach me about fucking stars. İkisini ortada buluşturdum. Biraz hafifçe blend yapacağım. Biraz sulu boya gibi değil mi? Biraz gözleri katılaştırıyor. Yani gözünüzde ürün olduğunu kesinlikle hissediyorsunuz. Yani normal siyah bir eyeliner'dan kesinlikle farklı hissiyat olarak. Ama yani işte günlük hayatta normalinde böyle bir şey kullanmayacağınız için şahsen ben kullanmam. Zamanı bulamam zaten onun için. Pek sorun olacağını sanmıyorum. Ya bir kirpik taşımak gibi aslında. O kadar abartılı bir durum değil ama. Şahsen çatlamalar oluyor kuruduktan sonra. Ama bu biraz da pigmentasyonundan kaynaklı. Haliyle pastel renkler ve neon renkler makyajda yapması zor. O yüzden de hafif çatlamalar oluşuyor. Bir de suyla aktive olduğu için de galiba o yüzden de gönüzünüzde hafif kuruduğunda çatlamalar oluşuyor. Ama bence uzaktan bakıldığında gerçekten temiz bir görünüm var. Onu söyleyebilirim. Ben biraz daha böyle bir değişik makyaj olsun diye biraz da şeyden kullanacağım. Şu sarı renkten. Cuddle Cake. Bunun adı. Ben mor olanı kullansam onu bilemedim. Yok, mor olanı kullanayım bence, değil mi? Sarı biraz çok şey olacak fazla. Sarı da gözde patlar ama. Smarty Pants'ı kullanalım. Sarıyı başka bir makyaja kullanırız. Bu paletin bir başka olanı daha var bende. O gerçekten neon renklerden oluşan. Onunla da bir makyaj yapmayı düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. O da gerçekten güzel bir palet. Biraz grafik eyeliner'a kaçtı, o yüzden yavaştan duracağım. Farımı desteklemek için gördüğünüz üzere iki eyeliner oldu yani. Pek belli olmuyor haliyle. Çok sönük bir mor lavanta rengi olduğu için haliyle pastel renklerle çalışıyoruz bugün. Ama ben memnunum şahsen. Şöyle baktığımda, yani tabii ki günlük bir makyaj değil, onun farkındayım. Zaten pastel renkleri günlük hayatta kullanmak biraz zor oluyor. Ama ne bileyim, bir parti olur, bir şey olur yani, doğum günü falan. Onlar için bence çok güzel, uygun bir makyaj. Göz makyajımı bitirmek istiyorum. Zaten ne kaldı? Sadece adı ne? Maskara kaldı. Kirpik yapıştırmayacağım. Şöyle ki zaten çok sönük bir makyaj olduğu için pastel renkler. Kirpik yapıştırırsam komple bütün yaptığım eyeliner'ım kaybolacak. O yüzden bugün doğal bırakacağım. Doğal bırakacağım dediğim tabii ki rimel süreceğim ama kirpik yapıştırmayacağım. Yine de kirpiklerimi kıvırıyorum kısaca. Ne kullanıyorum? Ne yapıyorum? Too Faced'in Better Than ürününü kullanıyorum.
Bu suya dayanıklı olan ve haliyle gördüğünüz üzere küçük boyu. Alt kirpiklerime bu ördüğüm eli kullanmayacağım. Çünkü çok fırçası büyük olduğu için. Başka bir rimel kullanacağım ama bunun birazcık kurumasını bekleyeceğim ilk olarak. Tarte'ın Man Eater maskarası. Bu da yine küçük boy. Bunu kullanacağım alt kirpiklerime. Ve üst kirpiklerime de yine biraz bununla üstünden geçeceğim. Bronzer'ımla devam edeceğim. Konuşamadım. Bronzer olarak daha hafif bir bronzer kullanacağım bugün. Benefit'in Hoola ürünü. Küçük boyu. Bunu da yine aynı şekilde hafif bir fırçayla, yani küçük bir fırçayla. Bu ürün benim cildimde maalesef fazla belli olmuyor. Rengi açık. O yüzden bu makyaja uygun. Ne yapıyorsun? Nasıl bir tepki vereceğim diye merak ettim. Şu an konsantre olmuyor. Highlighter'larımla. Yani 3 tane kullanacağız bugün tabii ki. İlk olarak bugün az kullan. Gözüm o kadar sönük ki biraz bari bir ışıltı olması lazım bir yerde. Kazak boğdu beni. Becca markasının Rose Quartz rengindeki açabilsem highlighter'ını kullanacağım. Bu minik boyu görmesi zor değil, anlaması zor değil. Benim aldığım niye kullandım? Bu çünkü biraz pembe bir şey lazım bugün. Bunu kullanacağım, evet. Ve bundan sonra Fenty Beauty'nin ilk olarak How Many Carats rengindeki highlighter'ını alacağım. Ve yine aynı seriden fırçalarıma çarptım. Rose Rave rengindeki highlighter'ını da kullanacağım. Şunların ikisi. Bunları ben karıştırarak kullanmayı seviyorum. Çünkü birisi çok beyaz, diğeri çok pembe. Ortasını o şekilde buluyorum. Bunu da yaptığımıza göre allığımız kalıyor. Allık olarak Maybelline markasının Master Blush paletini kullanacağım. Bu da bayağı bilindik bir ürün aslında. Ortadaki iki rengi alıp karıştıracağım fırçamla. Allığımı bugün bol sürmek istiyorum. Bence pastel makyajlarda özellikle bol allık çok tatlı duruyor. Rujumuz kaldı aslında. Rujumu yapmadan önce, uygulamadan önce bir yüz spreyi kullanacağım. Pudramsı görünümü almak için. Essence'in My Powers Earth ürünü. Bunun içinde yani dibinde taşlar var. Hesapta doğal taşmış. Ne kadar inanabilirim bilmiyorum. Tabii ki gözüme sıkmayacağım. Çünkü muhtemelen eyeliner o zaman akacak. Dudağıma Anastasia Beverly Hills'in Hot Pink rengindeki lip stain'ini kullanacağım. Ya bu gerçekten çok uzun süre kalıcı bir ürün. Ama bunu komple dudağıma uygulamayacağım. Galiba Japonlar ve Çinliler bu şekilde ruj çok sürüyor. Genelde tüm dudaklarına uygulamıyorlar. Daha doğal gözüksün diye sadece iç bölgesine uygulayıp dışa doğru yayıyorlar. Ben tabii ki bu kadar mat görünümü sevmiyorum şahsen dudaklarımda. Dudaklarım çok şey olduğu için, kuru olduğu için. Ve gözlerimde... Sizin dudaklarının kuruluğundandır zaten. Ve gözlerimde zaten ışıltı kullanmadığım için dudaklarımın ışıldaması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden Huda Beauty'nin neydi bunun adı? Hydra Plumping Lip Balm diyor. Silk Balm aslında bunun adı. Yalan yazmışlar.
Yalan yazmışlar oraya. Yalan söylemişler. Neyse, sugar rengindeki işte dudak ürünü. Bu minik boyu. Bu şekilde de makyajımı bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Başka ürün kullanmayacağım. Bu makyaj hoşunuza gittiyse, bu tarz değişik makyajların veya neon makyajların, başka pastel makyajların gelmesini istiyorsanız lütfen like atmayı unutmayın. Yorumlara da fikrinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Kanalıma da lütfen abone olun. Bize destek çıkarsanız çok mutlu oluruz, çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Bye bye. Hoşça kalın.